Okulların tatil edilmesiyle Türkiye genelinde öğrenci göçü başladı. Yoğunluğun merkezinde yine İstanbul Otogarı vardı. Tatil haberinin ardından otobüs biletleri saatler içinde tükendi. Ya Antalya, Antalya, Antalya. Efendim bilet var mı? Yok efendim şu anda bilette. Tek sefer var mı? Var. Onda yer var mı? Yok, onlarda da yer yok. Bilet bulabildiniz mi kolay? Hayır. Sitelerin hepsi çökmüştü. Alana kadar 2 saatten fazla sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilköğretim okulları ve liseler 2 hafta, üniversitelerde 3 hafta tatil edildi. Türkiye genelinde öğrenci göçü başladı. Nereden geliyorsun? Ankara'dan. Ne yolculuk? Bartın. En azından bu sürece evinizde... Tabii ki hani... Korumamız gerekiyor her türlü. Üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Biletler saatler içerisinde tükendi. Öyle ki konulan ek seferlerde bile yer bulmak çok zor. Yer yok mu efendim? Yer yok. Hiç? Hiç yok. Bilet kolay bulabildin mi? Zor buldum. İnternet sitesine zaten girmedi. Babamı alırdım memleketten. Tatil açıklamasından sonra sistemler kapandı. Araçlar %100 doluluk oranlarında vardı. Hem İstanbul'dan gidenler hem de İstanbul'a gelenler otogarda buluştu. Otobüslerin biri geldi, biri kalktı. Bilet bulabilenler şanslıydı. Bilet bulabildiniz mi kolay? Hayır, hiç kolay bulamadım. Yani bizler için bir sürpriz oldu daha doğrusu. Nereye? Bolu. Üniversite öğrencisi. Evet. Tatil oldu malum. Aynen öyle. Vallahi tatil olması iyi de dersler açısından sıkıntı ya. Bayağı bir sıkışacak büyük ihtimal dönüşte. Sadece İstanbul'dan gidişlerde değil, gelişlerde de yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin büyük bir bölümü öğrencilerle dolmuş durumda. Bilet var mı? Maalesef. Bugün, yarın çok yoğun. Oradan kestirdim, buradan bulamadım. Sitelerin hepsi çökmüştü zaten. Ben de memleketten kestirip öyle gidiyorum. Öğrenciler ilk defa tatile mutlu çıkmadı. Eğitimde yaşanan korona belirsizliği kafalarda soru işareti bıraktı. Bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Biz de kafamız karışık, daha uzatabilir dendiği için ne olacağı da belli değil. Ne bileyim, tam bir ay oldu başlayalı, hemen geri geldi ya, ben hiçbir şey anlamadım yani. Ya hiç bilmiyorum, hani 3 haftalık tatil ama sonrasında devam eden virüs olabilir, olmayabilir. Yoğunluğun yaşandığı yerler sadece otogarlar değildi. Hava, deniz ve demir yolları seferlerinde de biletler kısa sürede tükendi.